Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda yamuk ve deltoid konusundaki 9. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda kenar uzunlukları belirtilen yamuk ve eşkenar dörtgen camların yüksekleri birbirine eşittir. Arkadaşlarım şurada yükseklik x kenar yamuk olduğu için şuradaki dikmeleri çizecek olursak Bu dikmeler iki eş parçaya ayırıyordu bunları. E, yukarısı 4 ise aşağısında 4. E tamamı 16 ise bu ikisine 12 kaldı. Bunlar 6 6 yaptı. O zaman burası da 8 mi yaptı? Evet. Yani paraya kenarın yüksekliği de kaç yaptı? 8 yaptı o zaman. E ben bunların alanlarını bulabilirim. Bunun alanı nedir? Alt taban artı üst taban 20 çarpı yükseklik bölü 2 kaç yaptı? 80 yaptı. Bunun alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklikten. Yani 10 çarpı 8'den burası da 80 yaptı. Sonra bakalım ne diyor? Bu sarı camların üzerine alanı 44 birim kare olan daire biçimindeki mavi bir cam aşağıdaki gibi yerleştirilince üst üste gelen sarı ve mavi bölgeler yeşil görünüyor. Şunlar yeşil görünüyormuş. Buna göre son şekilde sarı görünen bölgelerin alanları toplamı mavi görünen bölgelerin alanlarının toplamından ne kadar fazladır? Şimdi yamuğun alanı kaç bulduk? 80. Ben buraya bir A alanı dersem yamuğun alanı burası 80 eksi A mı olacak sarı bölge? Evet. Paraya kenarın alanında 80 bulmuştuk değil mi? Evet 80 bulmuştuk. O zaman burası da 80 eksi A mı yaptı? Evet. Değil mi? 80 eksi B yaptı. Şuraya B diyecek olursam burası da 80 eksi B yaptı. E bu mavi alanda dairenin alanı da 44'tü. 44 eksi A eksi B mi kaldı mavi alanı da? Aynen öyle. Şimdi bana diyor ki mavi görünen bölgenin alanından ne kadar fazladır sarı bölgenin alanı? Sarı bölgenin alanı 80 eksi A artı 80 eksi B. Şeyden ne kadar fazladır? Mavi bölgenin alanından yani Bundan mavi bölgenin alanı çıkartacağım. 44 eksi A eksi B'yi çıkartacağım. Ama hepsini birden çıkartacağım. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 160 eksi A eksi B eksi 44 eksi A eksi eksi yapma artı yaptı. artı B yaptı. A'lar B'ler birbirini götürdü. 160 eksi şey, 44 yaptı. 160'tan <hur whirring> <160'sirt> <Creator> <queste greatness> 44 çıkartınca kaç kalıyor gençler? 116 mı kalıyor? Evet. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 116 yaptı. Yani birinci soru Denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Ben yanlışlıkla üçüncü soruyu çözmüşüm. Kesip öne koyarım. Merak etmeyin. Şimdi ikinci soruyu çözelim. 3 adet deltoid birleştirilerek aşağıdaki eşkenar dörtgen oluşturulmuştur. 3 adet deltoid birleştirilerek. Şu deltoid şöyle. Ondan sonra bu da deltoid ise şunlar birbirine eşit olacak. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Ve bu da deltoid ise şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hatta şurası çizgiyse, burası da çizgi olacak. Peki gençler Burada. Burada 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 burada. Ee, bu ne oluşturuluyormuş? Bir eşkenar dörtgen oluşturmuşum. He, eşkenar dörtgen. Büyük bir eşkenar dörtgen arkadaşlar. E x'e karşısı da x'tir. Hocam şu deltoid ile bu deltoid birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. O zaman buradaki tepe açıları birbirine eşit olacak. Şu ve şu birbirine eşit olacak. Hocam burası x'ken burası da x olacak. Yani burası x bölü 2. x bölü 2 mi oldu? Evet. E sonra hocam burası x'e. Şu bir neydi? Eşkenar dörtgendi. Hocam burası x ise eşkenar dörtgende şu ardışık açıların toplamı 180'di. Burası 180 eksi x yapar. Hocam burası 180 eksi x ise burası da 180 eksi x yapar mı? Yapar. Çünkü deltoid bu tabanı taşıyan açılar birbirine eşitti. E bunlar eş deltoid dikkat et s çizgiye çizgi olduğundan dolayı. Dolayısıyla 180 eksi x ise burası. Burası da 180 eksi x midir? Evet. E ben buradan bir şey buldum. Y artı 180 eksi x artı 180 eksi x eşittir. Ne olmalı? 360 olmalı. 360'lar gitti. Bakın sağlı sollu. Y de buradan neye eşit oldu? 2x'e eşit oldu. Dolayısıyla cevap balık esir oldu. Geldik 3. soruya. Bir akarsu yatağındaki suyun akarsu yatağının herhangi bir kesit kesitinden birim zamanda geçen miktarına debi denir. V suyun akış hızı ve akarsu A akarsu yatağının kesit alanı olmak üzere debi Q eşittir V çarpı A formülüyle hesaplanır. Yani hız ile A'nın A, A alandı çarpımı ile hesaplanırmış. O zaman şekil 1'deki debi verilmiş bana. Yani debi neydi arkadaşlar? Debi Q'ydu. Yukarıdaki formülü de uygulayacağım. E burada köşegenler dik kesen bir dörtgenmiş ve bu x kenar bir yamukmuş. O zaman x kenar yamuksa köşegenler de dik kesirse şunları şöyle gösterecek olursak köşegenler çarpımının yarısıydı. O zaman bunun alanını bulayım. Şunun A'sı nedir arkadaşlar? Burası ikiz kenar yamuk olduğu için şunlar bir eşit bunlar da birbirine eşit. Hocam 4 ise ikiz dik üçgenden dolayı burası 2 kök burası da 2 kök 6 ise 3 kök 3 kök gelir. O zaman A alanı ne oldu? Köşegenler çarpımının yarısı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2'den 25 geldi. O zaman buradaki Q da verilmişti. Q neye eşitti? V çarpı A'ya eşitti. Q V çarpı A'ya eşit olduğundan dolayı Q dediği de 1200 verildiğinden dolayı e, V'yi ben bulabilirim. Suyun akış hızını bulabilirim. V çarpı A alan dediğimizde 25. O zaman V buradan 1200 bölü 25 çıktı. Bu da 100'ü 25'e bölsen 4. 12 çarpı 4 de 48 mi yapıyor? Evet. Evet suyun akış hızını bulduk arkadaşlar. 48 çıktı. Bu kanaldaki taşkınları önlemek için kanalın kesiti tekrardan x kenar emuk olacak biçimde şekil 2'deki verilen metre cinsten ölçülerde yenile yenile yenilecektir oluşturulan kesitinde köşegenleri dik kesmektedir. Yine köşegenler dik kesiyor. O zaman şurası köşegenler dik kesiyor. 6 ise hocam bunlar 3 kökge 3 kök E, x kenar yamuktan dolayı şunlar da birbirine eşit olduğundan. E, 10 ise bunlar da 5 kökge 5 kökü'dir. E, ben bunun alanını bulabilirim. Bunun alanı da nedir? Toplamda 8 kökge çarpı 8 2 bölü 2 değil midir? Evet. Bu da 64 yaptı. Buna göre yapılan yenileme işleminde kanalın debisi nedir diye soruluyor. Q eşittir V çarpı A idi. De soruluyor zaten bize. Ee, ben artık suyun hızını buldum mu? Her ikisinde de aynı su değil mi? Sadece şeyi genişletmişim. Hızı da kaç bulmuştuk? Biz 48 olarak bulmuştuk. 48 çarpı A'dan dolayı A'yı da 64 bulduk. 4 kere 8 32 sonu 2'li olacak. Sonu 2'li olan bir tek bu var. Zaten 48 ile 64 çarparsanız büyük ihtimalle 372 çıkacaktır zaten gençler. Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Kaçıncı soru? Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Dikdörtgen ekranlı bir tablette bir köşesi ekranın bir köşesinde diğer köşeleri ekranın kenarları üzerinde olan sarı boyalı bir yamuk motif şekil birde gösterildiği gibi oluşturuluyor. Oluşturulan yamuğun yan kenar uzunlukları 4'er santimetredir. Şunlar dörder santimetredir. Sonra ne diyor? Daha sonra ekran 8 santimetre yukarı kaydırılıyor. Ekranı kaydırdıktan sonra oluşan şekilde gri bölgenin alanı. Hocam bu dikdörtgen şeklinde ve alanında 80 ise o zaman burası kaç yapar? 10 yapar. E burası 10 e, yukarısı da 10'dur. Yukarısı da 10'sa buraya ne kaldı? 6 kaldı. Hocam burası 90 derece. e, Ondan sonra bu bir dikdörtgen ve bu bir x kenar yamuk değil mi? Şunlar birbirine paralel. X kenar yamuksa şu açılar birbirine eşit. Burası da 90 derecese bunlar 45'er derece yapar mı? Yapar. Hocam x kenar olacağından dolayı burası da 10'sa burası da 10 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 6 kaldı. Şimdi kaydırma işlemi yapmışız. Yukarı doğru 8 cm kaydırmışız. Böyle bir şey oluşmuş. E bu 4 santimetre yukarı doğru 8 santimetre kaydırırsam arkadaşım şuradan 8 santimetre kaydırdığım zaman hocam bunu 8 santimetre kaydırdığım zaman 2 santimetre dışarı mı taşacak? Evet. Bu da buraya mı gelecek arkadaşım? 8 santimetre 4. 4 santimetre. Yani buraya 2 santimetre mi kalmış oluyor? Aynen öyle. E burası da 45-45 olduğu için burası 45'likler bozulmayacak. Burası da 2 santimetre yapmış oldu. Buna göre kaydırma işleminde sarı bölgenin alanı kaç santimetre karesi görüntüden çıkmıştır diye soruluyor. Yani şu alandan şunu çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü ne kadarı dışarı çıkmıştır diye soruyor. Ben bunun alanını bulabilirim. Şurası 10 çarpı 10 bölü 2. Arkadaşım şunun alanının tamamı 10 çarpı 10 bölü 2'den kaç çıkıyor? 50 çıkıyor. Evet şu sarı bölgenin alanı S. 10 çarpı 10 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şuradaki üçgenin alanı çıkartacağım. 6 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağım. O zaman ne yapıyor? 50'den 36 bölü 2. 18'i çıkarttığın zaman 32 yapıyor. Evet bu S alanını 32 bulduk. Buradaki alan kaç? 2 çarpı 2 bölü 2'den 4. 2 çıktı arkadaşım burası da. Şuradaki alan 2 çıktı. E şimdi ilk baştaki alan 32 idi. Sonra 2 oldu burası. Ne kadarlık dışarıya çıkmış oldu o zaman? 32'den 2'ye çıkartacağız. Cevapta kaç yapmış oluyor? 30 yapmış oluyor. 4. soruyu böylelikle edremit bulduk arkadaşım. Geldik 5. soruya. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan alt ve üst taban uzunlukları sırasıyla 8 ve 18 birim olan dik yamuk şeklindeki ABCD kağıdının D köşesi AC köşegeni boyunca katlanınca yani şu şekilde katlanmış köşegen üzerine gelmiş. Arkadaşlar üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. E, aslında burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop şöyle katlamasını alırken bu D noktasının buna göre simetriğini almış oluyoruz. Yani şurası dik olmaz mı? He. Şunların eşitliğinden bir yer çıkmayacak ama bak burası 90 derece. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen bulduk arkadaşlar burada. Aslında şöyle bir şey var. Ben buraya x diyecek olursam ya da h diyecek olursam. Köşegenleri dik kesen bir dik yamukta h kare eşittir 8 çarpı 18 diye bir formül var. Ama ben oradan yapmayayım. E 90'lar havada uçuşu 90'lar havada uçuştuğu için ne yapmalıyız arkadaşlar burada? Hadi bakalım alfa beta'ya dalmalıyız. Dalalım bakalım burada. Alfa beta alfa beta alfa beta. Tabi başka bir yolda var da şöyle paraya kenar oluşturma. En mantıklısı bu. Kenar uzunlukları belli olan üçgenleri seçeceğiz arkadaşlar. Alfa betalı üçgenlerde 8'e x üçgen burada var. Bir de nerede var? X'e 18'lik üçgen burada var. Küçük maviden başlayayım. Alfanın karşısı 8'in öbüründe alfanın karşısı x'e eşittir. Betanın karşısı x'in buradaki betanın karşısı 18'e oranı. E buradan x kare eşittir. 18 çarpı 8 64 144 yaptı. X'i de buradan kaç bulduk? 12 bulduk. Evet gençler x 12 çıktı. 12 bulduk. Bizden ne isteniyor? Ee, buna göre katlı kağıtta görünen şu katlı kağıtta görünen sarı bölgenin alanı. Arkadaşım şu üçgenin alanı ya da yamuğun alanından burada kalan a ise burada kalan daha değil midir? 2 a'yı çıkartacağım. Yamuktan neyi çıkartacağım? 2 a'yı çıkartacağım. Yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. 18 ile 8'in toplamı nedir? 26'dır. 26 çarp yükseklik bölü 2 eksi 2 tane a. A alanı nedir? Şuradaki dik üçgenin alanı 8 çarpı 12 bölü 2 değil midir? Evet 8 çarpı 12 bölü 2 eşittir. Hocam şunlar şunlar sadeleşince 6. Şunlar şunlar sadeleşti. O zaman burası 6 ile 26'ın çarpımı 36, 12, 156 eksi. Bu da 96 yaptı. 9, 7 daha 16. 156'dan şey çıkınca 60 kalıyor galiba değil mi arkadaşlar? Evet. 156'dan 96 çıktığı zaman da cevap 60 yaptı. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 6. soruya. Şekilde AD ve DC kenar uzunlukları eşit olan ABCD deltoidinin D ve B köşeleri köşegenlerin kesim noktası olan E üzerinde çakışacak şekilde katlanıyor. Şu katlamayı açalım kardeşim. Hop şöyle açtık. Hop şöyle açtık. Şunu da açalım. Hop şöyle hop şöyle açtık. Peki katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit ve köşegenlerin kesim noktası boyunca şey gelmiş ya, o zaman şunu da köşegen olduğunu gösterelim arkadaşım. Köşegeni de kullanacağız demek ki. Burası 90 ya. Aa güzel bir şey çıktı. 90 ise eşit eşitken Muhteşem üçlüden dolayı burası eşit olur mu? Olur. Aynı mantık. Şu katlamada da şunlar birbirine eşit değil mi? Şunlar. Evet. E burası da 90 derece olduğundan dolayı 90 eşit eşitse muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olur mu? Olur. E şunları eşit bulduk. Eyvallah. E biz bunları eşit bulduk ya. Şuradaki alana ben A alanı diyecek olursam. Bak eşit eşit. Şurası A alanıysa burası kaç A olur? 3 A olur. Çünkü eşit ve eşit olduğunda hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A iken 4A olacak değil mi? Evet. Burası A iken burası tamamı 4. Bu bir deltoid şeklinde miydi? Evet. Deltoid. O zaman aynı şekilde şurası B iken de buraya da 3B diyebiliriz. Değil mi? E o zaman ne oldu? A iken burası da A oldu mu? Katlamadan dolayı evet. Hocam burası 3A'ydı. Şu 2 beyaza ne kaldı arkadaşım? 2 2A mı kaldı? A'sı buradaysa. Evet. Hocam bunları da a diyebiliriz. Diyebilirsiniz aslında ama tam olarak demek doğru olmaz. Buraya x dersek x alan dersek e şunun tamamı 3a ya burası 3a eksi x olur. Tamam mı? 3a eksi x. E aynı şekilde burası b iken burası da b. B iken 3 de Buraya y derken dersek burası da 3b eksi y olur. Şimdi katlama sonunda elde edilen düzlemsel altıgenin altıgenin alanına bakın. Şu yukarısı toplamda x'ler gidiyor. Toplamda kaç a yaptı? burayı yanlış yazdım galiba arkadaşlar. Çünkü niye? Burası 3A olacak. Burası 2A X olacak. Aynı zamanda burası da 2B eksi Y olacak. Çünkü toplamda 3B olacak burası da. Şimdi şuraya altıgenin alanına bakalım. Yukarısı toplamda ne yaptı arkadaşlar? X'ler gitti 3A yaptı. 3A artı 3B yaptı değil mi? Alttaki alan da 3B yaptı. Yani altıgenin alanı 3A artı 3B yaptı. Bölü tüm alan deltoidin alanına oranı isteniyor. Tüm alanda 4 a artı 4 b olduğundan dolayı cevabımız da böylelikle kaç çıkar? 3 bölü 4 çıkar. Yani altın sorunun cevabını böylelikle akçay bulduk ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.